Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arçelik şirketinin hissesinin incelemesini yapacağız. Hem temel verilerine bakacağız hem teknik verilerine bakacağız. Hisse senedi çarpanlarına bakacağız. Sermayeler hakkında konuşacağız. Yabancı oranları, temettüleri hakkında konuşacağız. Öz sermaye karlılığı, EBITDA, ARGE giderleri gibi birçok konusu hakkında konuşacağız. Videoları olabildiğince kısa tutuyorum ama fark ettiğimde atladığımız kısımlar daha az incelediğimiz kısımlar oluyor. Bu yüzden elinde arçelik hissesi olan veya arçeliğe yatırım yapmak isteyenler baştan sona kadar izlesinler. Kısaltmaya çok fazla çalışmayacağım çünkü çok kısaltmaya çalıştığımız zamanlarda atladığımız kısımlar olduğunu görüyorum. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız ve incelemesini yapmak istediğimiz hisseleri aşağı belirtirseniz onların da çekimini yaparım. Şimdi videoya başlayalım hızlıca. Arçelik hissesinin incelemesi için öncelikle finansallar kısmına giriyorum ve buradan Research and Development'ın yıllığını koyuyoruz. Bu ARGE giderlerini belirtiyor. Arçelik bakalım ARGE giderlerine ne kadar önem veriyor. Şimdi bu paralı sürümde olan bir konu olduğu için yani finansallardan paralı sürümde bu kadar eski verileri gördüğüm için siz satın almanıza gerek yok. Bunu görmeniz için boşuna para ödemeyin. Bana istediğiniz hisseleri söyleyeyim ben sizin için çekerim hiç problem değil. Şimdi 2012 senesinden beri arge giderlerini arttırdığını görüyoruz. 2020'ye geldiğimizde 122 milyon bir arge çalışması yaptığını görüyoruz. Fakat bu şu ölçekteki bir şirket için, bu kadar geliri olan bir şirket için ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama fena da sayılmaz. Ortalama düzeyde bir arge gideri harcıyorlar ve sürekli arttırıyorlar. En azından bu güzel. Hiç arttırmamalarından. Net income yani net gelirine geldik. Bunu da finansalar tablosuna atıp. 2017'de 845 milyon 2018'de 850 milyon 2019'da 925 milyon net geliri olan Arçelik'in bu sene 202 milyar 85 milyon, 850 milyon özür dilerim. Bir gelirin olduğunu görüyoruz. Bu inanılmaz bir artış. Yani şu aradaki artış inanılmaz bir artıştır. Hisse fiyatları buna oranla bu kadar fazla çıkmış mı? Hayır çıkmamış. Şimdi şuradan bakabiliriz. 2019 verisine geldiğimizde yukarı doğru 22-23 liralar seviyesindeymiş. Şu anki fiyatına bakınca sadece %50 koymuş. Fakat 2.5 katı bir net gelir artışı var. Bu inanılmaz ve çok güzel. Videonun sonlarına ortalarına doğru ne zaman gidecek, ne zaman bu şirketler gerçekten değerlerine gelebilecek onlarla da ilgili konuşmalar yapacağım. Return on equity yani bizim için bu oldukça önemli bir şey. Öz sermaye karlılığı. Öz sermayesine oranla karlılığı durumu. Baktığımız zaman bir 2016'da bir de 2009'da bu öz sermaye karlılığına ulaştığını görüyoruz. Onun haricinde öz sermayesine oranla en iyi kar ettiği senelerden biri. 2016 ile kafa kafaya olduğu sene. O yüzden öz sermaye karlılığı konusunda da oldukça iyi, oldukça güzel olduğunu şu an için görebiliyoruz. Devamlı bir öz sermaye, öz sermaye artışı, öz sermaye karlılığındaki artışı görseydik sürekli olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Fakat olsun sonuçta şu an 2018-2019 hatta 2017'ye dahil epeyce bir 2.5'a katladığını görüyoruz öz sermayesinin karlılığında. Bu devamlılığı EBITDA'da görebiliyoruz. Faiz, vergi, amortisman öncesi kar yani FAVÖK. FAVÖK'teki artışının devamlı olarak arttığını ve 2019 ile 2020 arasında yine burada da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Yani temel veriler açısından baktığımız zaman Arçelik şirketi güzel duruyor. Neye göre? Ona şimdi birazdan karar vereceğiz. Çünkü neye göre olduğunu yani sektörüne göre iyi mi değil mi? Bunu ziraat yatırımdaki diğer hisse senetleriyle birlikte kıyaslaştırarak yalnızca öğrenebiliriz. Belki bu şekilde 2006'dan beri bir artışı var fakat diğer sektöründeki şirketlerde daha dik bir eğri halinde artışı olabilir. Bunu bilemeyiz incelemeden. Şimdi gelin onu inceleyelim. Ardından yabancı oranlarına bakalım temettüleriyle birlikte. En sonunda teknik analizine dönelim. Arçelik'le ilgili gerçekten öğrenmek istiyorsanız verilerini sonuna kadar atlamadan izleyin. Başka yapılacak bir şey yok. Arçelik'in büyük para üzerindeki verilerine geldiğimizde 675 milyon bir sermayesi olduğunu görüyoruz. Bu çok düşük bir sermaye değil ama bu kâra göre çok yüksek de değil. Fakat hızlı bir şekilde 3'e 4'e katlayabilecek şirketler gibi düşük bir sermaye de değil. Bunu belirtelim. Öz kaynak olarak baktığımız zaman öz kaynak olarak da ciddi seviyelerde. Buna oranla net kârı var mı? Gelecek vadeler mi? Tabii ki var ve gelecek vadeler ama hızlı bir şekilde 3'e 5'e 10'a katlayabilecek şirketlerin öz sermaye ve sermayesi yok üzerinde. Ziraat yatırıma geldiğimiz zaman şimdi Arçelik'i buradan işaretledim sağa doğru kaydırdım biraz. Öz sermaye karlılığına bakıyorum. Öz sermaye karlılığının %20 olduğunu ve buna mukabil PDDD'nin 1.66 olduğunu görüyoruz. Fakat Vestel'e geldiğimiz zaman, Vestel olan Vespe değil. Vestel'e geldiğimiz zaman %25 öz sermaye karlılığının olduğunu ve 1.68 PDDD olduğunu görüyoruz. Yani Arçelik sektörüne göre kötü değil, ortanın üzerinde. Fakat sektörün en iyisi değil. Vestel sektöründe Arçelik'ten daha iyi olduğunu kendisi gösteriyor. Bu yüzden sektörünün en iyisi olma kontenjanından hızlı hızlı ilerleyebilme ihtimali yok. Fakat nasıl ve ne zaman ne olay gerçekleşirse ilerleyebilir onu şimdi konuşacağız. Hızlıca bir yabancı oranlarına da bakalım. Arçelik'in bu bütün hem bankaların hem sanayi şirketlerinin yabancı oranları aşağı yönlü hareket ederken tam tersi Arçelik'in %55 seviyelerinden %65 seviyelerine geldi. Yani %10 bir yabancı artışı fazlalışı oluşunu Gözler önüne serebiliyoruz, rahatlıkla görebiliyoruz. %10 bir yabancı girişi olmuş e, Arçelik'te. Aynı zamanda Arçelik'in yıllık bazı en çok artanlar, yani yabancı yatırımcı bir bakımından yıl içerisinde bir yıllık en çok artanlara baktığında Arçelik'in de burada olduğunu görüyoruz. Burada günlük, haftalık, aylık ve yıllık var. Yıllık olarak en çok yabancı oranı artan şirketlerden bir Arçelik. Neden? Çünkü Arçelik zaten e, ticaretinde, ihracatında dış ülkeleri de kullanıyor. Yani yabancı ülkelere de oldukça büyük bir ihracatı var. Sadece Türkiye içerisinde kalmış bir şirket değil. Bu yüzden diğer ülkeler de hem biliyorlar hem tanıyorlar hem de buna mukabil yatırım yapıyorlar. Bu yüzden Arçelik'in yabancı oranı güzel. Yabancılar tarafından korunuyor ve destekleniyor. Şimdi gelelim biraz da genel Türkiye şirketlerinin ve Arçelik'in de kötü olduğu yanlara. Burada her şirketi övmek ve durumunda değil. Zaten benim övmek veya yermek gibi de bir durumum yok olan bilgileri analizlerini burada veriler eşliğinde sizlerle paylaşmak isterdim. Şimdi Arçelik hissesi ne zaman gidebilir? Ne zaman 3'e 5'e katlayabilir? E bunun size tarihini söyleyeyim. Şöyle bir şey mümkün. Bakın Arçelik 2021 yılında karının %50'sini dağıtarak %6 bir temettü verimliliğine sahip oluyor. Aynı şekilde 2018'de %3,5, 2017'de %2,78, 2016'da %2. Zaten dağıtım oranlarına bakın %50, %33, %29. Yani Gördüğünüz gibi çok az bir kısmı temettü olarak dağıtılıyor. Bizim gibi ülke ekonomisinin çalkantılı, volatilitesinin dalgalanmasının yüksek olduğu, yarın ne olacağının bilinmediği, yarın batar mıyız çöker miyiz korkusu taşıyan ülkelerde temettü verimliliği çok önemlidir. Çünkü yatırımcı en azından der ki şirket veya piyasa koşulları çökse, şirket olabildiğine düşse, fiyatları ise senetleri düşse de ben buradan %10, %15, %20 yirmi bir temettü alırım. Bu da benim geleceğimi korur. Geleceğimi garanti altına alır. En azından çok büyük zararlar yapmamı önler diyelim. Yani ülkede çok kötü bir durum da olsa sonuçta ağır çelik ihracatına devam edecek ve karı artacağı için karı stabil kalacağı için temettü oranları yüksek olacak ve yatırımcı diyecek ki evet belki Türkiye ülke güvensiz ve çalkantılı olabilir. Ama benim şirketim karını eder ve benim şirketim bana temettümü verir. Benim burada kendimi sıkacağım bir durum olmaz der. Ama bu kadar çalkantılı bir sistemde bu temettü oranları verilirse bu var bu şirketlerde çok fazla bir ilerleme göremeyiz. Çünkü güven yok. Güven olmadığı yerde yatırımcı temettüsü olmayan hisseye gelmez gelemez. Parasını riske edemez. Burada bir de şuna bakmamız lazım. Yani bu %6'lar ne kadar az olduğunu dünya tarafına geçersek Amerika'daki bunlar ee, en yüksek temettü veren hisselerin sıralandığı bir tablo diyelim her neyse. Yani Amerika'da Örnek verelim. Dünyaya baktığımız için bu temettü miktarları çok çok daha fazla. Mesela apartment investment. Bunun temettü oranını internetten incelerseniz, dilerseniz bir günde bir videoda sizlere yabancı borsalara yatırım yapmayı çekeriz. Hem fonlar aracılığı hem bireysel olarak temettü oranlarını inceleriz. Yurt dışına çıkmalıyız yani gözümüzle. Ülke dışarısına bakmalıyız. Ülke dışarısında bu temettü oranları gerçek temettü oranları değil. Şu şirket yanlış hatırlamıyorsam 2020 senesinde %50 temettü dağıttı. Bakın görüyor musunuz? 2 senede parasını çıkartıyor. Siz buradan 1 milyon TL'lik bu şirketten aldınız. 2 sene sonra 1 milyon sadece temettü alıyorsunuz. Hissenin fiyatı cabası. Ee, yanlış bilmiyorsam buradan ne incelemiştim? Evet DHT Holdings'i incelemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam %20-22'ye yakın bir temettü verdi yıllık. Ve bizim gibi senede 1 veya 2 kere dediği senede 4-5 kere dağıtıyorlar ortalama olarak. Topladığımızda bu şirketin yanlış bilmiyorsam %50 DHT'se Holding'in de %20 temettü dağıttığını biliyorum. Yani bu temettü oranlarına çıkmadığımız sürece ki Amerika bizden daha piyasa hareketliliği konusunda güvenli. Bizim gibi ne zaman kriz olup ne zaman olmayacağını bildi bilmediğimiz ülkelerde temettü oranları oldukça yüksek olmalı ki kendini yatırımcı güvende hissetmeli. Arçeli'nin gidebileceği tarihte karının çok büyük bir kısmını temettü olarak dağıtması ve temettü verimliliğini arttırmasıdır. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok teşekkür ederim şimdiden. Bir başka videoda görüşmek üzere.